6356 sayılı yasa bence bugün iki noktada değerlendirmek gerekiyor. Birinci noktası şu, var olan haliyle bugün bu yasa yetersiz. Bugün işçiler lehine olan maddeleri bile ne yazık ki uygulanmıyor ya da uygulanması için çok ciddi mücadeleler vermek gerekiyor. İkinci yönü ise bu yasa örgütlenmek isteyen, hakkını arayan insanlar, çalışanlar için sınırlıklar içeriyor. Bu sınırlıklardan biri de iş kolu barajı dediğimiz bu baraj. Bu baraj mesela biz de bugün Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nı kurduk. Kendi alanımızda %1'in çok daha üstünde bir örgütlenme yaptık. 5000'e yakın üyemiz var. Ama ne yazık ki bu baraj yüzünden toplu sözleşme ve grev hakkımızı alamıyoruz. Bu baraj bizi 10 nolu iş koluna atmış. Peki 10 nolu iş kolu ne demek? 10 nolu iş kolu avukat, doktor, öğretmen ya da çeşitli iş kollarından neredeyse 4 milyon insanın aynı anda aynı iş kolunda örgütlenmesi demek. Bu yüzden biz sadece öğretmen olarak örgütlenemiyoruz ya da örgütlenmek istediğimizde aslında bu yasa önümüzü kapatmış oluyor. Biz mesela bu noktada eğitim açısından ayrı bir iş kolu olması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta birçok meslek grubu için aslında örgütlenmeleri açısından, haklarını almaları açısından, toplu sözleşme ve grev haklarının kazanılması açısından bütün bu iş kolları için yasanın tekrar düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün bu iş kollarında bu yasayı yapanlar geçmişte ne yazık ki artık tekelleşmiş bazı sendikalar ve patronlar bu yasayı yaptılar, kendilerine göre düzenlediler. Ve aslında işçilerin, çalışanların lehine değil, kendi lehlerine, kendi çıkarları doğrultusunda yaptıkları bir sendika yasasıyla karşı karşıyayız. Biz bugün bu yasanın tekrar işçiler lehine, çalışanlar lehine düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umut bir kazanıma ihtiyacı var. Yüz binlerce eğitim emekçisini kötü çalışma koşullarından biraz olsun daha iyi çalışma koşullarına doğru getirecek olan bir talebin aynı zamanda sokakta kazanılacak, yönünü sokakta belirleyecek olan bir talebin arkasında durmanızı rica ediyorum. Biz bugün bu yasa yüzünden mesela toplu sözleşme ve grev hakkımız yok. Ama biz başka yollar bulduk bunun için. Ne yaptık? Bugün sorun yaşanan, öğretmenlerin haklarını gasp eden kurumları teşhir ediyoruz. Bu kurumlarla ilgili yasal mercilere başvuruda bulunuyoruz. Yeri geliyor bu kurumlara gidiyoruz. Bu kurumlara tırnak içinde baskın yapıyoruz. Böyle bir şey yapamayacaklarını hatırlatıyoruz. Aslında fiili meşru mücadeleyi büyütmeye çalışıyoruz. Baskınlar için şunu söyleyebiliriz, yaptığımız o tırnak içinde baskın dediğimiz şey için şunu söyleyebiliriz. Kurumlarla ilgili şikayette bulunuyoruz. Mesela kar tatillerinde dedik ki kar tatilinde çalıştırılamaz öğretmenler dedik ama kurum çağırmaya devam ediyor. Öğretmeni çağırıyor, öğrenciyi çağırıyor, ders yapıyor. Bununla ilgili ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gittik, başvuruda bulunduk. Çok komik dilekçe yazın dediler ve ilgilenmediler bile. Polisi aradık. Valilik kararıdır. Bunu engelleyin dedik. Polis de ilgilenmedi. Dedi ki milli eğitime gidin. Aslında herkes birbirine paslıyor ve bir sonuç alamıyoruz. Peki biz bu noktada ne yapabilirdik? Yasal olarak elimizde ne vardı yani? Baktığımızda aslında çok da bir şey yoktu. Biz burada başka bir yol daha var dedik. Ve o kuruma gidip kendimiz tanıttık. Biz dedik öğretmen sendikasından geliyoruz. Bunu yapamazsınız. Yaptığınız şey yasa dışıdır. Ve bununla ilgili orada o an tutanak tutmaya başladık. Tabi bunları görenler korktular, paniklediler. Bunu devam ettirmeye başladık. Baktık ki yasalar bizle beraber değil. Yasalar bunu aşmamıza yardımcı olmuyor. O zaman biz de kendi fiili meşru mücadelemizi ortaya çıkartırız. Yasaların önünü açarız dedik aslında. Bugün belki bu yaptığımız baskınlar sonrasında belki milletim daha çok ilgilenmeye başladı. Belki bu yasalar daha fazla uygulanır hale geldi. Biz aslında burada yasaların da önünü açtık. Dernekler Kanunu çerçevesinde bu kuruma gelip bu kurumda yasa dışı bir şeyin olup olmadığını denetleyebiliriz. Bunun için size herhangi bir evrak da sunmamıza gerekiyor. Biz geldik, size öğretmen sendikasından geldiğini söyledik ve şu anda burada kar tatili sebebiyle ders yapılamayacağını anlattık. Ama siz
Bunun karşılığında biz ders yaparız, milli eğitime neyse cezamız veya emniyete neyse cezamız öderiz gibi bir açıklama içerisindesiniz. Bir başka bakın, öğretmeye bak kardeşim, başka ne yapacağız? Dersleri iptal edeceksiniz. Öğretmenleri buraya çağıramazsınız. Neyse, bakın, tamam, biz çağıramazsınız. Bizim eyleminde de bunu yaşadık. Aslında bugüne kadar hep alışılmış bir şey vardı. İşte bir yer Ankara Valiliği bir yer açıklar, oraya gidersin. Ya da sana öyle bir yer vermez, basın açıklaması yapmazsın. Biz aslında burada gene yasaların aslında bize söylediği bir şey üstünden dedik ki yani biz meşru bir hakkımızdır basın açıklaması yapmak, sesimizi duyurmak. Biz bakanlığa sesimizi duyurmak istiyoruz dedik. Ve bu noktada önümüze engel konuldu. Yapmak istediğimiz çok barışçıl bir gösterinin yapmamızı engellediler. Ama biz mesela bunu gene aynı şekilde orada dayanışmayla, birlikte davranarak, direnerek, dirençle açtık. Bu Türkiye çapında çok ciddi bir ses getirdi. Ülkenin birçok yerinde öğretmenler aslında tekrar kendilerini özel sektör öğretmenleri, çok uzun zamandır öğretmen gibi hissetmeyen öğretmenler, öğretmen olduklarını tekrar hatırladılar. Biz beraber mücadele edebilecekleri bir yer olduğunu fark ettiler. Biz aslında orada tekrar bu mücadeleni ateşledik diyebiliriz fitilini. Barikatlarınızı yıkacağız. Nereye hapsedeceksiniz? Yasanın bizi sınırlandırdığı bir yer var. Ama biz sendikal mücadelenin sadece yasayla olmayacağını, sadece grev toplu sözleşmeyle ilgili değil, aynı zamanda mücadele etmekle ilgili, yani çalışanların hakkını her koşulda ve her şartta aramakla ilgili olduğunu düşündüğümüz için böyle bir mücadele tarzında yürütüyoruz. Bu da bugün aslında bizim sendikamızı belki bu kadar konuşulur hale getiren, bu kadar görünür hale getiren şey tam olarak da bu fiili meşru mücadele hattı, mücadeleci sendikacılık çizgisi.